sevgili geekler. Bilmiyoruz, hatırlar mısınız? Bundan yıllar önce YouTube kanalımızı ilk açtığımız zamanlarda birkaç tane diziyi haftalık inceleyerek kanalımıza içerik üretmeye başlamıştık. Ondan sonra kanala başka şeyler de üretmeye başladık. Hatta haftalık dizi incelemesinden biraz geri adım atmak istedik ama o ilk başladığımız dizilerin biraz olsun hatını unutmadığımız için onlara hakkını, o bize yansıttıkları nostaljik havayı üstümüzden atamadığımız için Flash'ın hazır yeni sezonu çıkmışken, yeni sezonun ilk bölümü yayınlanmışken onun hakkında bir ilk bölüm değerlendirmesi, bu sezon bizi nereye doğru götürecek gömmesi yapmak zorunda hissettik kendimizi. İster istemez. Ve de bir Flash bölümüne çok uzun bir aradan sonra maruz kalmak sana neler hissettirdi sevgili Can'cığım? Çok iyi şeyler hissettirmedi açıkçası. Aa, yazık, niye ya? Niyesi mi var abi? Bu Flashpoint yapacağız, Flashpoint yapacağız diye yükselttiler. Ben 3 bölüme uzar diye düşünüyordum ve bir bölümde Flashpoint'ten çıkıldı yani. Ne oluyor? Ben bütün sezon olmalı, olsun, olacak bence falan demiştim, hatta hatırlıyorum yani. Demez olaydım. Hakikaten bir bölümde bunu bitirdiler ama yani... Ya Flashpoint'i bitirdiler, o paralel evreni bitirdiler ama herhalde biraz da tam bitirmediler işte. Geri döndüğünde yine bir aksaklıklar, bir bozukluklar olmuş oldu. Iris'le babası küsmüş abi, aksaklık bu mu yani? Ya daha bir şeyler belki görürüz herhalde. Bir şeyler daha vardır, Caitlyn'in yani bacağı yoktur, işte ne bileyim. Cisco küpesi öbür kulağına takıyordur falan yani, var mıydı küpesi hatırlamıyorum bu arada. Yani ufak değişiklikler olacak. Barry de bunların anan olmuş falan filan diye gezecek herhalde. Peki bir şey soracağım sana. Sen Barry niye vazgeçti, geri aldı, gene annesini öldürttürdü falan, onu anladın mı? Hafızalarını kaybediyor diye mi yani? İşte benim anladığım da o. Yani tamam, Wally yaralandı da hani sonuçta bu yeni yarattığı evrende de insanların başlarına bir şey geleceğini zaman zaman bunu öngörüyordu herhalde yani, anladın mı? Tabii ki yani. Öbür tarafta annesi ölmüş, babası 1000 yıl hapishanede boş boşuna yatmış. Onu şimdi tercih etmiş oldu sırf hafızalarını kaybedip bu zaman geri dönülmez olacak diye. Ben onu böyle anladım. Anladığımdan çok hayal kırıklığı olmuş durumdayım. Yani 3 aylık hafızayla yaşamak istemedi herhalde yeni doğmuş bebek gibi. Ha, öyle diyorsun. Böyle yani 3 ay öncesini hiç hatırlamayan amnezyak bir tipe dönüşmekten mi çekindi yani sen? Herhalde yani öyle bir şey olabilir mi? Yani memorilerini unutuyordu çünkü tak tak tak. Sonra hepsi geri geldi ama onları unutunca okuma yazmayı falan da mı unutacaktı bilmiyorum. Bir yandan da Flash her şeyi çıtıştı. Hiç düşünmemiştim. Çok hızlı bir şeyleri öğrenebilen de bir adam bir yandan da. Öğrenirdi yani. Değil, güzel doğru. Böyle bir evren var. Orada Iris de böyle hayatımı tamamladım falan. Oradaki villain'ı çıt çıt 2 dakikada yumruğu serdi adamı. Rakip isimli villain'ımız. Rival. Nasıl ya? Kulakları? Muhteşem yani. Makremelerin yanında el içi dersinde kartondan keserek yapmış kıyafetini yani. Ya bu dizide niye bize böyle kazıklar atıyorlar? Bak mesela bu bölüm şey vardı. Bizimki kıyafetlerle koşturuyor filan. Oysa dizinin en başında bize demişlerdi ki kıyafetleri koşunca yanıyor. O yüzden bu kostümü yaptık gibi bir geyik vardı mesela. Onu falan bir tek biz hatırlıyoruz sanırım. Evet yani, ki bu ilk bölümlerde olan bir şeydi. Bunu niye çöpe attılar? Resmen çöpe attılar. Böyle bir şey olabilir mi yani? Ya da bilmiyorum orada yani bizim arada kaçırdığımız tamam kıyafetleri yakmadan koşmanın yolunu bulduğum bölümü mü vardı acaba, hatırlamadım. Yok, hiç öyle bir şey yok yani. Ya da buna öyle bir kıyafet diktikleri falan bir bölüm de yok. Normal casual LCY22 kıyafetleriyle koşuyor ve yanmıyor yani. Böyle bir şey nasıl olabilir? Peki şey, paralel evrendeki paralel evren karakterizasyonları nasıl buldun? İşte Caitlyn çocuk doktoru olmuş. Cisco Lex Luthor olmuş. Yani Jesse Eisenberg gibi bir şey olmuş işte, ben ne bileyim. Abi yani onlar her günlerini böyle mi yaşıyorlar? Biraz saçma geldi açıkçası. Özellikle annesinin ve babasının böyle portakal sulu kahvaltılı dünyası yani, tamam şey dedi, her sabah sarılıyorsun falan filan ama bu çok hoşuma gidiyor dedi ama yani durmadan bir mutlu aile tablosu halinde mi yaşıyorlar? Her şey toz pembe mi işte burada yani? Şey kötü, bak şey çok ucuz. İlla göze sokacaklar yani, dediğin gibi yani her bize gözüktüklerinde anne baba kol kola günlerini güzel geçirdiklerini bize gösteriyor. Hani o anı ya o dünyayı feda etmenin acısını çıkarttırmak için onu yapıyorlar ama... Yani biz de salak değiliz ki yani. Bunlar hiç mi adam arada tuvalete gitmiyor falan dedirt diyor bana yani, tamam. İşte bilmiyorum, anlatabildim değil mi sana? Ya çok real gelmedi. Çok klişe geldi bu bölüm açıkçası. O da canımı sıktı. Kid Flash'i bu sezon boyunca görürüz gibi bir umudum vardı. Hoş, onu hani bu Nitro bilmem nelerin yaparken yaptığı bir deneyden yapabildiği için Kid Flash'i belki bu sezon yaratacak bir hikaye oluşturabilirler belki. Ha, arabasıyla kaza yapıp kaza yüzünden ona dönüşür falan diyorsun. Olur belki. Olur yani. Doğru. Hani, olmayacak şey değil. Ama
Yine de ama Barry onu da istemeyecektir. Çünkü orada da buhran var. Wally ölüyor falan filan gibi bir hikaye söz konusu oldu ya. Doğru, evet. Bir de hızlı iyileşemiyor falan. O topa girerler mi girmezler mi, belki de girmeyeceğiz diye. Bu bölüm çubuğu soktular karnına çocuğun yani. Olabilir. Peki sen nasıl buldun bu yeni karakterleri ve Flashpoint evrenini? Abi yani benim nasıl bulduğum falan aslında biraz şey... önemsiz. Önemsiz yani, evet. Çünkü zaten hemen bir sezon önce hua diye bitirdikleri şey, ben çok heyecanlanmıştım. Bak bir önceki sezonun sonunda çok riskli, o yüzden çok büyük bir adım diye düşünmüştüm. Çünkü annesini daha önce de kurtarmaya çalışmıştı. İşte kapıdan bakıp vazgeçmişti bilmem ne. Şimdi onu yeniden yapınca büyük bir taşın altına ellerini sokuyorlar diye düşünmüştüm. Ki komik konuda da bunu pekiştirecek fragman yayınladılar. Yani böyle evet, bayağı yani. Bu sezon full Flashpoint. Çünkü Flashpoint bayağı cilt koca cilt event yani. Event evet, ve Flash'ın merakları açısından büyük bir olay. Hemen çöpe atmış olmaları çok büyük hayal kırıklığı. Ama bir tık şu iyimserlik var. Hani Flashpoint tam yapmıyoruz da bu sıçırılmış yeni evrende işte kimi karakterler, ama abi bak şu da çok alarm veriyor bende. Şimdi mesela başladılar Flashpoint'le. Bize ilk gösterdikleri şey Flash gene Barry gene gidiyor, Iris'e yavşıyor falan. Yani ulan zaten 15 defa birlikte olup olmayacaklara dair bir böyle yani pembe dizi havası çektikten sonra ilk retconu attıkları andan itibaren de gene bize bunu maruz bırakmaları bizi. Beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi gene aynı şeyler olacak. Gene hani önceden bir yere gelmiş olan ilişkileri şimdi gene sıfırdan izleyeceğiz ama çok farklı, çok orijinal bir şey olmayacak gibi bir alarm veriyorum abi ben. Bölümün sonu işte bu Iris'le babasının küs olması durumu bu sezon yine aile dramaları. Ha, yine mi? Buhranlar göstereceklerinin ve doğru. Bunun bir küçük bir pembe dizi olduğunun dangır dungur yüzümüze bastırdı. Şimdi yani bütün sezon ben Iris ile babasının barışmasını mı ve onların böyle aralarında işte Iris de gelecekmiş falan filan diye. Bir de en buhranına görmek istemediğimiz karakter Iris'in babası yani. Değil mi? Yazık canım benim sevgili Joe buradan. Yani neşeli komik Joe. Evet yani Joe'yu neşeli komik. Ya zaten böyle şeyde de canım sıkıldı. Flashpoint de uzayacak olsaydı onu böyle alkolik yani. Evde böyle kendini osuruklara kapatmış falan böyle. Burası da ekmekle uyuyor. Evet onu yani. Oraya yani nasıl koymuşlar belli değil. Doğal durmuyorduk yani. Ekmekle uyuyan ve böyle işe falan geç gelip ağzına böyle nane atan dayıdan. Yani bir de Barry onu duşa soktu abi yani. Evet abi hiç oralara girmeyelim yani. Oralar hani seyirci kitlemizle ilgili yani bilmiyorum yani. Bizim de yaşımız büyük ama neyse işte. Garip sahneler. Tatsız tuzsuz sahneler yani. Nedir peki bu sezondan beklentin? İlk bölümün izlediğimiz için böyle bir soru sormak zorundayım biliyorsun. Bu şey altın bak. Bu sezondan beklentim keşke buna cesur olsalardı. Ve o Flashpoint'e biraz devam etselerdi. Bu hafızasını kaybetmenin sonuçlarını falan bize birazcık gösterselerdi. Hmm. Açıkçası çok umutlu yaklaşabilirdim. Ulan toparlamış bak, Flash diye aslında, düşünürdüm yani. Bak bak şey mevzusu. Hani işte kötü sarı Flash ne o reverse Flash miydi unuttum. Evet. O şey dedi ya hani bak şimdi kahraman benim villain sen oldun falan dedi ya. Hakikaten bizim Barry'nin yani villain olup olmayacağı tartışılır ama daha böyle bencil istekleri yüzünden bu durumu muhafaza etmeye çalışması ve o yüzden bir tık yozlaşması filan gibi bir mevzuyu uzun uzun güzel güzel işleyebilirlerdi belki. Direkt vazgeçtiler. Benim de açıkçası bu sezondan beklentim sonunda da işte o Rival'ın şimdiki halini gördük ya. Herifin adı neydi? Clarice miydi? Öyle bir şeydi ismi. Hatırlamıyorum. Şey aynaya yok alkimi falan yazıldı. O kesin başka bir bölümlük evet. Villain'a falan dönüşecek bence. Bu sezonun formülü de buhranlar, aile buhranları plus haftalık kötü olacak gibi. Bu telden devam edecekler ve o yüzden beni hiç mutlu etmeye i̇şte devam edecek. Black Flash'ı falan sokacaklar herhalde. Bu sezonun ana kötüsü o olacak gibi bir hikaye söz konusu muhabbetlerde geçiyordu. Yani şeye de bu riski almamış olabilirler. Bu CW'nun bu işte Flash'i, Arrow'u, ne yazık ki Legends of Tomorrow'u ve yeni gelen Supergirl'ü hep beraber bağlamışken Flashpoint'te bunu idare edemeyeceklerdi belli ki. O yüzden herhalde geri aldılar. Ama yani keşke şey yapsalardı. Yani bunların ekstradan o Flashpoint evrenindeki bu karakterlerin versiyonlarını falan görseydik birazcık. Değil mi? Yani. Aslında yani Arrow Merrow için de heyecan verici değişiklikler olurdu bunlar. Yani onun dünyasında ağır büyük değişiklikler olmasa gerek olmazdı ama
Yani işte orada da arkada televizyonda Cisco Ramon dünyanın en zengin adamı olarak bugün şu yatırımı yaptı haberi falan geçse yeterli olurdu aslında yani. Tabii ki. Yani hatta bak şöyle bir şey bile olabilirdi. Arrow'la ilgili bunu söylemiş oluyoruz ama hani Oliver Queen'in bu sefer Barry diye bir arkadaşı olmadığı için abi bu problemde niye Flash'ı çağırmıyor ki falan geyiklerini de elimizden almış olurdu aslında mesela. Bak Yiğitcan burada olsaydı derdi ki ne derdi? Ömercan sen yazmalısın derdi. Yiğitcan derdin ya Allah Allah. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani Yiğitcan gitti. Biz yeni böyle burada Flashpoint evrenimizde konuşuyoruz ama işte böyle yani keşke yapacak bir şey yok. Ya Arrow'ları falan filan Flashpoint evreninde tutmak zorunda da değilsin. Yani onlar farklı bir evrende olabilir. Flashpoint'i böyle sezon arasında kırıp Flash'i oraya öyle dahil edebilirlerdi. Yani birazcık uzatabilirlerdi abi mevzu. 3-4 bölüme yaysalardı yani. Bir bölüm ne ya? Ayıp ya. Evet bence de. Yani şimdi yeni oluşan evren yeni bir evren değil ki. Sadece o evrenin birazcık başkalaşmış versiyonu. Ama evet. Yani en azından Arrow falan filan nezdinde bir farklılık olacağını düşünmüyorum. Sadece Flash'in çevresinde değişiklikler olacaktır yani. O da Iris'in babasıyla küsmesi falan filan gibi gayet kot kazak şeyler çıkacak. Çok da böyle büyük risk alacaklarını zannetmiyorum. Almayacaklarını ilk bölümden işte 10. kez söylüyorum şimdi ama bangır bangır belli ettiler. Bu da büyük bir ayak kırıklığı benim için. Bence de. Bizim için böyle oldu sevgili arkadaşlar. Flash'ın yeni sezonu böyle başlamış oldu. Siz nasıl buldunuz? Siz izlemeye devam ediyor musunuz Flash'ı? Yeniden şöyle bir soluk hoşunuza mı gitti? Yoksa bizim düşüncelerimize mi katılıyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazmayı ihmal etmeyin. Onun dışında Flash'ı böyle hafta hafta takip eder miyiz etmez miyiz? Şimdi etmeyeceğiz diye düşünüyoruz. Yani en azından yorum muhabbet olarak. Ama eli mahkum izleriz ister istemez. Yani izleyeceğimi itiraf ediyorum en azından. Deli gibi hani hemen başına koşarak olmasa bile siz işte nasıl bulduğunuzu söyleyin, yazın, videomuzu beğenin, paylaşın, sitemizi ziyaret edin, kanalımıza abone olun, kendinize iyi bakın, Can'a da selam söyleyin. Selam.